Something went wrong. Bir şeyler yanlış Rahim. Rahim, what just happened to me? Bana ne oldu? Oh shit. I bet you're having your first seizure. Just get back over here. O siktir diyor. İlk şeyleri kendini gösteriyor diyor. Hani biz enfeksiyon kaptık ya arkadaşlar. İlk şeylerini gösteriyor diyor. Sadece buraya gel diyor. O şekilde. Save you. Buradayım lan. Rahim, what the fuck was that? Does this mean I'm turning? Most likely no. At least not yet. Caesars reminds you that you're infected. You better go see Dr. Zera though. He'll check you out, probably give you a shot of antizin. Before you head out to see Zera, talk to the quartermaster. He'll gear you up so you can go outside without getting your head bitten off. Hmm. Evet, hadi gidelim. They've given me an actual job and nobody suspects I'm not who I say I am. Hemen geliyorum arkadaşlar. Neden iyisin? Dr. Zera helps me manage these symptoms I'm dealing with. Evet, quartermaster. Oh, you're the new scout. Rahim radioed me about you. Yeah, that's me. Name's Crane. I'm not gonna bother learning your name till you survive a few days, but here, this is for you. By the way, word around the tower is you're just another deadbeat in line for food or antizin. By which I mean, the people here don't much like you, but don't blame them. It's easy to get paranoid when you're isolated. And since somebody's jamming communications to the outside, there's plenty of paranoia to go around. Whole damn city with nobody to call for help but ourselves. You bring me some supplies from the airdrops, though, and you'll see people change their tunes in a hurry. That shit's a game changer. Thanks. I'll bear that in mind. Listen, is there anything else? I'm in a bit of a rush. Also, if you're looking to get more popular, you can try helping folks. Do a few favors, they might like you more. Might even find a woman. Keep you warm at night. Şuradan taba basarak böyle silahınızı değiştiriyorsunuz bilgisayar versiyonunda. Konsolda bilmiyorum nasıl olduğunu. Okay, new guy. Be careful out there. We've lost too many already. Tamam yeni insan, dışarıda dikkatli ol diyor. İşte bize. Şunu söyleyeyim, geceleri hiç iyi olmuyor. Çok zor oluyor. Hani geceleri bayağı hardcore, onu söyleyeyim. Aslında şöyle bir yayından. Oldu bu ara. Birazcık açayım. Duyamayanlar için. Gerçi başta bayağı bir yüksek sesi vardı da. Neyse. Benim sesim duyuluyor. Şöyle bir problem yok. It's Crane, kid. All right. Crane. Just keep moving. There's no time to take in the sights. Bize 31 numarasıyla bahsediyor arkadaşlar. Biz de ismimiz Crane diyor. Hani Crane'le seslenize diyoruz. Hani şu anda pek fazla bir parkur yeteneğim olmadığı için arkadaşlar şey yapmayacağım. Uçar tekme falan atıyorsunuz hani böyle bayağı OP yetenekleriniz falan oluyor. Doctor? Hello? Anybody there? Camden, are you there? Damn it. So I'm supposed to get a vaccine? What? No. Suppressant. It's called antizin. Suppresses the symptoms here. Sit.
Antizin postpones the inevitable. Best the GRE could do. Inevitable? So, there's no cure? It's a variation of rabies. There's no cure right now. But you see, I've been running tests on both antizin and infected tissue. A cure is possible. Definitely possible. Oh shit, you really think you can figure it out? With Dr. Camden's help, yes. I think so. Where did I put that injector? Who's Dr. Camden? A colleague trapped in Sector Zero, where the outbreak first, well, broke out. We've been collaborating via radio, though we would have made more progress if the connection were better. Also, if my earlier experiments had borne fruit. I tried injecting recombined versions of the virus into chunks of meat and leaving them around the city, hoping some of the infected would eat them so I could observe and document the results. But they didn't? It bore no fruit. I'm ashamed that I wasted so much time on it. No reason to hold any antizen in reserve now. In any case, all right, I'm quite busy, so on your way now. What was I doing? Burada virüs hakkında konuşuyor işte. Seni şey yapmak için, antizin için çağırdılar değil mi diyor. Gel buraya otur diyor işte. Bunun üzerinde çalışıyorum diyor. Peki bizim adam da soruyor işte, tedavisi var mı diyor. Bakıyorum ama diyor, şu anda yok diyor işte. Ama tedavi mümkün diyor. İşte bayağı bir konuşuyorlar falan filan. O şekilde. Which is good, because I'm starting to get used to the idea of bossing you around. So, time for a real trial. Go talk to Spike. You'll find him near Zeta's truck. He's got the first real job for you. Burada da... Evet, şu anda şeyimiz arttı. Evet, şimdi gerçek bir eğitim için... Spike, git konuş diyor işte bize. Spike, I'm Crane. Just what I need. More unskilled labor. All right, shut up and pay attention. There are two types of airdrops. One has food, first aid supplies, survival gear and such. The other kind is filled with antizin. The GRE sends in a one-way video feed that lets us know when they're on the way. Look, the trouble is, the airdrops with antizin keep getting raided by Ryze's thugs. And without antizin, we're basically screwed. Ryze and his boys only operate during the day because going out after dark is a dandy way to get killed. But the next two antizin drops are coming down right at sunset tonight, and Brecken means to go after them. This may be our only chance to reach the airdrop. What's my part here? Well, as I said, going out at night is basically suicide. Or it would be if I hadn't been setting up safe zones and traps out there for weeks now, which I have. Now, Brecken and his team will be okay tonight so long as you get out there now and arm those traps. That's your part. All right. What are these traps and how do I arm them? You'll see. I'll be talking you through it. Just remember, without these traps, Brecken won't survive the night. And if he doesn't come back with antizin, we are lost. Before you head out there, grab some firecrackers. Made them myself. They make a fine distraction if you get in trouble. Daha iyi İngilizcesi olanlar oraları durdurup okuyabilir arkadaşlar ama oralara pek fazla girmeyeceğim. Oyunda gece Dead Island'a benziyor falan filan dedim. Oyunun bir bahsetmediğim kısmı daha var. Okay, first the car. Open the hood, connect the battery, that'll arm the trap. Tuzak için şu anda bunları falan hazırlıyoruz. Şimdi ya neyse ben onu vardığım zaman gösteririz. I'm outside working for Spike. You're Crane, right? Listen, our runners tried to secure one of our safe houses for Brecken's mission. He's
He's in a courtyard by Zephyr and Mimar, surrounded by zombies. We gotta help him. All right, I'm on it. Bir de bunlar var arkadaşlar. Tekmeleye tekmeleye bunların üstüne oturtuyorsunuz zombileri. Mesela bir örnek geldi. Zombilere hiç acımayın. Hani öldüklerinden emin olmak için kafalarını patlatabilirsiniz. Evet, burada gösterebilirim aslında. Böyle sümük gibi yapışıyorlar. Sen şöyle bir gitsene. Bu kadar kolay ölmezsin herhalde. Hadi, hadi. Evet, baya güzel yerlerden aldı. Tüp. En sevdiğim olay şu tüp. Yalnız oyunda ses yapmayın. İşte bunların üstüne atladığınız zaman yüksekten arkadaşlar canınız gitmiyor. Onun için yüksekten atlarken bunlar var mı diye kontrol edin. Bir de böyle benzinler falan var. Buraya böyle ateşli olan şeyleri atıyorsunuz arkadaşlar ve hani ateş yapıyor. Tamam. Şey görevini yolladılar bize. Doğru. Şu görevini yapıyorduk. Okay, Jade, I'm here, along with some infected. Watch yourself, Crane. Eşyalarınızı tamir edebiliyorsunuz arkadaşlar ama çok uzun süreli kullanamıyorsunuz çünkü tamir edebilmenin de bir sınırı var. Öyle söyleyeyim. Bu arada staminanız bittiği zaman öldürmek bayağı zorlaşıyor. Onun için bekleyin. Staminanız da olsun. Böyle vurun. Hani staminanız doldu, zor durumdasınız, saldıramıyorsunuz. O zaman şöyle tekme atın. Bu tekme atma staminanızı bitirmiyor. Böyle öldürdüğünüz her zombinin üstünden loot yapabiliyorsunuz. Bunlar da yeni craft itemlar için gerekli dediğim gibi. Oh man, I think it's too late for this guy. Shit. All right. Finish. Evet, oyunda böyle çok yavaş zombiler olduğu gibi bir de infected'lar var bunun gibi. Bunlar hani şöyle söyleyeyim. Bunlar hani daha kendileri daha yeni infected olduğu için ve bunlar çok aktif arkadaşlar. Hani böyle yaptığınız hareketlere karşı refleks falan yapıp kaçabiliyorlar. Okay, it's done. Fuck. You had no choice. Evet, gördüğünüz gibi az önce oradan blueprint aldık, yani taslak kağıdı aldık. Eğer şöyle göstereyim ben, o blueprintler hemen bir ondan önce skill yetenek ağacını göstereyim. Burada gördüğünüz gibi başlangıç kiti veriyor bize, işte nasıl basit şeyler olduğunu, işte kilit açmayı falan filan öğreneceğimiz şeyleri bize anlatıyor. Şuradan hemen bir lockpick yapayım ben. Metal parçalarıyla yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi silaha elektrik bazı şeyler ekliyor. Eğer o item elinizde varsa craft onun üstünde uygulayabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. (Gülüyor)
Aa yapma canım ya. Oraya kadar götürme be ben. O zaman ben şöyle yapayım. Buraya ele alayım. Ondan sonra yaparız. Ah shit. Almost. Just give me a second. Evet, gördüğünüz gibi orada yaptığımız gibi işte bu şeyleri açıyoruz. güvenli bölgelere. Geceleri burada şey yapıyoruz. Here. Report. Okay, I met this doctor, scientist type. They've got him set up in a sort of research trailer and he's working on a cure for the virus. His name is Zara. Hello? Do you copy? Affirmative. Secondary objective added. Maintain your cover. And secure all of his research. Acknowledge. Your stolen file still takes top priority though, right? Affirmative. We find it unlikely that a single researcher working out of a trailer could produce any significant results. But if he does, we want to see it. Jade, it's done. Good. We'll need to prepare more places like that one. We've got more spots picked out for future safe zones. Spike will mark them on your map later. And Crane, thank you. Back to you, Spike. Right now, you need to get back to our main task and arm the next trap. There's another car close by. Got it. The infected are all over the street. So what does that tell you? Keep off the street. Try to stay on the rooftops. They're all around the car, Spike. Bu yaptığınız şeyi kendi olduğunuz bölgeden başka yere doğru yapın. Yoksa zombiler sizin farkınıza varıyor ve size dalıyor. These freaks are everywhere. If I need to use a trap, how do I activate it? You can't. I told you, they're only for the night mission. Shit. Okay. Bu arabaları lootluyorsunuz ve şöyle söyleyeyim, polis arabalarında bayağı iyi şey oluyor. Her arabada lootlayamıyorsunuz. Bazılarında oluyor sadece. Onu da belirteyim. Şu bölgede dur, oraya şuradan gidebilirim. It's quite a contraption you got here. Three times brighter than an ordinary street lamp. Gives the infected quite sunburn. Evet, bir şey çıkmadı. Her seferinde rastgele şeyler oluyor. Onu da belirteyim. Aa, tüp. Ses yaptığınız zaman o dediğim daha hala insan bedenine sahip olan infected'lar var. Bir zombi, bir de infected. Infected'lar hızlı normal zombilere karşı. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Zombiler bayağı böyle uzun süre kaldığı için artık yavaş yavaş bedenleri çürüyor, hareketleri yavaşlıyor ama infected'ler daha yeni taze insan bedenine sahip olduğu için daha hızlılar, çevikler ve yaptığınız hareketleri dodge'layabiliyorlar ve bayağı da tehlikeli olabiliyorlar, bayağı böyle Allah ne verdiyse sallıyorlar. Şimdi burada size kilit açma, lockpick olayını göstereceğim. Hemen hemen her oyunda var bu. Ya bazı oyunlarda var, mesela Skyrim'de vardı galiba. Birazcık uğraşmanız gerekiyor. Gerçekte de bu şekilde yapılıyor aslında bu lockpick olayı ama gerçekteki bayağı zor. Burada hemen iki çevreden oldu. Oluyor ama orada bayağı zor dediğim gibi. Baya böyle atlaya zıplaya uça kaça iş yapıyorsunuz burada. Hmm.
Düz yerlere ben tırmanamam. Takdir ediyorum onun için bu elemanı. Dur bakayım. At var mı? Birazcık daha yukarı çıkar. Evet, yeteneğimiz seviye atladı. Bir tane yetenek puanı kazandık. Hemen onu kullanalım bir. Increase attack'ı yapacağız bilmiyorum falan ya. Bu dodge'lamamıza falan yarıyor. İsmi de zaten dodge. Hani depar atabiliyorsunuz böyle. Ah. Ah. Tabii bu çok salakça bir harekette. Siz bunu denemeyin. Öyle söyleyeyim. Bura nere? Bura bura. Oradan değil. Dırdırdım. Hani şöyle yanına, yan tarafa doğru, yan tarafa, ileri geri. Gelen saldırıyı savuşturmaya yarıyor, öyle söyleyeyim. Bu arada görünüşe göre buradan atlayacağız. Ah, yakalamadı be. Ya oraya ben... Oraya nasıl gideceğim ben ya? Böyle bazen bu zombilerde baya böyle bir... Staminanız bittiği zaman arkadaşlar baya uğraşmanız gerekiyor. Öldürmek için. Onun için staminanız doluyken yapın ne yapacaksınız. Staminanız bittiği zaman da kaçın. Staminanız bitti. Baya böyle bir grup üstünüze doğru geliyorsa da, bu arada silah bozuldu. R'ye basarak hemen tamir ediyorsunuz. Ama metal parçası da olması gerekiyor. O aklıma geldi. Evet. Bunun üstünü biz nasıl, ya daha doğrusu ben nasıl açabilirim? Çöp. Metal parçası bulmam gerekiyor. Silahı tamir etmem gerekiyor. Onun yerine ben hemen şöyle bir değiştireyim. Şöyle. Şöyle. Koş 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 koş. Atla. Hoppa. Okay, lights are all set. You ready for the next one then? Better hurry. Hey Crane, guess what? I'm up on a balcony and I got eyes on you from here. Looks like you're doing okay. For a newbie. Gee, thanks. Just try and get back here in one piece, alright? I don't want to have to train somebody to replace you. Kısa devre yaptım. Fuck, Spike, the whole goddamn district went down. What the hell's going on? Ben hemen gideyim oraya. Not again. All right, listen. There's a power substation near you. Go check it out. Hey, this blackout has really put us in a tight spot. We're defenseless here. Plus the safe zones and some of my traps are down too. We need to get that power up and running ASAP. I'm going as fast as I can, Spike. Q'ya basarak ne yapacağınızı bulabilirsiniz tabii ki. Abo. Dead Island'da taklar vardı, hani böyle bayağı aşırı gelişmiş elemanlar vardı. İşte bu onlardan arkadaşlar. Bayağı iyi koyuyor, onu söyleyeyim. Şöyle geriye doğru dodge atabiliyorsunuz.
saldırı yapıldığı zaman böyle geriye sağa sola dodge atmak arkadaşlar bayağı işe yarıyor. Onu söyleyeyim. Bence bekleyin gelsin. Lan. Buraya bak buraya. Aa, orada patlayıcılar var. Şu hareketi yap. Onu değil. Geçir yere. Evet, çok fazla ses olduğu zaman dikkat çekiyoruz arkadaşlar. Dikkatli olmamız gerekiyor bunun için. O infected'lar geliyor. Sayılabilir aslında. Şöyle de bir şey yapayım ben hemen. U'ya basın arkadaşlar. Inventory'mizde şu anda galiba yer yok. F6 ile de bu arada update yapabiliyoruz. Burada kullanmadığınız ya da şöyle gördüğünüz gibi hasar görmüş şeyleri Z ile kırıp döküyoruz ve hani daha böyle bir metal parçası falan işte ne veriyorsa onu elde ediyoruz arkadaşlar. Onunla da yeni craftlarımızı da kullanabiliyoruz aslında. Alayım. Şunu alayım. Ben hemen buraya gideyim. Attım mı? Kahretsin. Oha uçuyor. Inventory tuşunu bulamadım ya. The question. Görevler. H, heal. Niye bastım? M, map. Hala bulamadım. Inventory'nin kısa yolunu bulamadım. Onu baştan söyleyeyim. Bir çivi veriyormuş bize. O da yeter. Eşyaların renkleri var arkadaşlar. Renklerine göre bayağı şey yapıyor. Gördüğünüz gibi heavy rear bar. Bu heavy rear barlar çok işinize yarıyor. Bayağı aşırı hasar var bunu öldürdüğünüz zaman elde edeceğiniz item'da. Hop olursa kafasını parçalayalım. Yat lan aşağı. Yat. Patla kafan. Evet. Gerçi benim bunu yapmama pek fazla gerek yok. All right, I've got the substation reset. But if the grid shorted once, you know it could happen again, right? You leave the electrical engineering to me, okay? Just get your ass to a safe zone. Yeni bir blueprint. Taslak. Medium. Hemen açarız şimdi. Ya bu kilit açmayı da hani yapan hırsızlar, çilingirlere falan bayağı bir tebrik ediyorum çünkü hiç kolay bir şey değil. Buradan çıkmayacağım. Kapı kapalı kalsın. Ama gerek edebilir. Git lan. Evet, şu anda sütunladık. Kafasına vurup patlatın, temiz ölüm.
Ben hemen şöyle options'tan bir ayar yapayım. Ayarladım. Hani en azından şöyle birazcık görünsün de oyunda ne olduğunu anlayın, olayını anlayın. Ben hemen şöyle bir bakayım. O zaman izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim.